Ya arkadaş, Edirne'de baklavacı mı yok? Edirne'de baklava mı yok? Gaziantep'ten 10 milyar liralık baklava. Olurdu. Ama afiyetle yemiş baklavayı. Sesi çıkmamış bir buçuk seneden beri. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkın Kurt, iş adamı meclis üyesi Mustafa Altunan ile arasında yaşanan tartışmanın ardından baklava iddialarına açıklık getirdi. Altunan bir süre önce düzenlediği basın toplantısında Gaziantep'ten baklava getirdiğini, parasının da oda tarafından ödendiğini belirterek Edirne'de baklavacı yokmuş gibi neden Antep'ten getiriliyor şeklinde tepki göstermişti. Dedim bu bir şeyler yapacak burada. İlk hareket, ya arkadaş, Edirne'de baklavacı mı yok? Edirne'de baklava mı yok? Gaziantep'ten 10 milyar liralık baklava faturası, ticaret odasının şeyini. Şeye sordum ben, Nevzat'a, ya dedim kardeşim, Edirne Ticaret Odası lan dedim burası, ayıptır. Gaziantep'ten baklava getiriyorsunuz buraya. Bir dedim, nereden bilelim biz bunun 10 bin lira olduğunu? 5 bin lira değil de 3 bin lira değil de daha fazlası. Niye Antep'ten geliyor yani? Niye Recep Zıpkın Kurt'un tanıdığı bir firma getiriyor bunu? Daha önceden tanıdığı. Abi ne yapalım işte üyelere şey falan. Dedim ben anlamam kardeşim. Ticaret odasının parasıyla ağalık yapmayacak. Ticaret odasının parasıyla ağalık yapmayacak ha. Badanı parasıyla 10 bin lira ver cebinden. Altunan'ın baklava iddialarına açıklık getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkın Kurt, her bayramda yönetim kurulu ve meclis üyelerine çeşitli hediyeler verildiğini, ancak bu kez Gaziantep'ten baklava getirttiklerini ve parasının da oda tarafından ödendiğini söyledi. Sanki biz oraya bir fatura koymuşuz da işte bilmem ne olmuş gibi. Baklava olayı şu, basın gelin bak ticaret odası baklavaları yiyor, bilmem ne yapıyor, sizin huzurunuzda ben bu baklavayı kendilerine iade ediyordum derdi, olurdu. Ama afiyetle yemiş baklavayı, sesi çıkmamış bir buçuk seneden beri, bir sene sonra baklava tırmalamış. Bu.